Evet Uçan Hanım, dinlediniz şimdiye kadar söylenenleri. Evet. Siz bu konularda araştırma yapmış bir isimsiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Benim iki tane kitabım da var konularla ilgili ama mesela kendimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Mesela ben çok inanan ve vecibelerini yerine getirmeye çalışan bir Müslüman olarak, Müslüman olan veya dini bütün olan başka dinden gelen insanların bu konunun bir kısmını hayatına barındıramayacağına inanmıyorum. Siz çok iyi bir Müslüman olup, örneğin doğayla bütün olup, doğayla ilgili konuların iyi niyetli taraflarını bu işin alıp günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Çünkü günümüzdeki mesela Amerika'da cadılıkla ilgili okullar var. School of Wicca, Salem'de çeşitli okullar. Buradaki modern cadılar ve hakikaten etik davranan, doğaya saygılı olan, insanlara saygılı olan cadıların aktardığı şey her zaman şifa için, iyi niyet için yapıyoruz. Dört elementle ilgili çalışmaları var. Beşinci elementi zaten sevgi veya ruh olarak kabul ediyorlar. Ve buradaki niyet aslında çok önemli. Aslında Efsun Hanım başından beri şunu anlatmaya çalışıyor. Nasıl iyi insan ve kötü insan varsa burada da ikiye ayrılan bir durum aslında Amerika var. Amerika gibi teknolojik anlamda çok ileri seviyeli düzeyde olan bir ülkede bunun okullarının açıldığını söylüyorsun. Gerçekten yaygınlaşıyor. Neyse ki Türkiye'de bilemiyor. Türkiye'de işte Çengelburunlu, Uçan, masalsı figürler olarak görülüyor. Ama Amerika'da bu var yani. Okulları bile açılıyor. Okulları var. Rusya'da da var. Kanada'da var. Belki Mustafa Bey de biliyordur. Oradaki araştırmalarını aktarır ama şunu söyleyeceğim, niyet önemli. Bir de bilinmeyen konularla ilgili genel olarak çok negatif konuşuluyor. Mesela sizin montajınız da çok tek taraflı aslında konuyu ele almış. Çok kötü bir şey olarak. Ama mutlaka iyi tarafları da var. Bu konuyla ilgili kendisini mesela tanıtan, mesela şifa. Şifa. Hanımefendi şifadan bahsetti ama çok detaylandırmadı. Belki o yüzden anlaşılmadığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili şimdi Amerika'daki... Bakın, majinin maji yapıldığı söyleniyor. Maji bir kısmı yani. Siz bir kısmını konuşuyorsunuz. Bu majinin yapılma şeklinde eğer demon varsa bu majinin içerisinde pek iyi niyetli demon bir maji olacağı söylenemez. Tamamen bir olasılık ve fantastik. Evet. Şifa olayını yani da ben şöyle soracağım. Mesela bir takım yağlar sürüyorlar bunlar vücutlarına. Evet. Şifayı ben anladım. Mesela bu hatta beş parmak otu, yüzüne, havuç şimdi, bunları kazanlarda kaynatıyorlar. Bir takım şeyler oluşturuyorlar. Kan atıyorlar. Yüzüne şimdi karısı yağı sür diyor. Aynı şey. Olur mu Rezan Hanım ya? Aynı şey olur mu Allah aşkına? Rezan Hanım. Birisi diğerini bir çeşit sihir için, farklı bir takım amaçlar için. Hayır, o bir o dediğin mesela bir parfüm sür. Onlar mesela bir iksir dediğin şeyi hazırlıyor. Zehirli otlar kullanıyorlar. Zehirli otlar gibi kullanılanları cezbediyorsun. Yani. Duydum bazı taraflarda gördüm. Sıktığında da iksir yapmışsın. Afrodizyaklı parfümlerin hepsi yani, birer majidir. O zaman cadılar, kimse afrodizyaklı parfüm gelmemesi lazım. O zaman onları gösteriyorlar. Tukaka diye bunları. Peki uçtuklarına inanıyor musunuz gerçekten de? Yani uçamaz herhalde. Bunu ben bazı kaynaklarda şöyle gördüm. Bunlar ruhen yükseliyorlar ve işte o zehirli otlarla şey bedenlerinden ayrılıyor. Zamanında da ot toplarlar Anadolu'da. Mesela derler ki ilk topladığın ürünü zaten bereketli olur. Az önce bahsettiğim okulda en çok mesela hani modern cadılık konusuyla ilgili orada ders veriliyor. Hani buna inanırsınız inanmazsınız. Bu bir derstir. Bunu araştırmacı olarak da gidip alabilirsiniz. Salem'de çok sayıda okul var başka yerlerde de. Orada hep şunun altını çiziyorlar. 15 ile 17. yüzyıl arasında sadece otları doğru vakitlerde toplayan kadınları da cadı zannedip yakmışlar. Bunlar hep aslında yanlış bilgi olarak orada aksettiriliyor en azından. Yani mesela benim şu anda şifa ile ilgili herbalizmle ilgili çalışmalar olan dostlarım var. Benim kendi hazırlayıp sunduğum televizyon programına konuk geldiklerinde biz de bugün günümüzde 2012 yılında bazı otları toplarken merhem yapmak için veya Anadolu'ya gittiklerini hakikaten ayın belli döngülerinde topladıklarını ifade ediyor. Evet, ayın belli döngülerinde. Dolunay'da ve yeni ayda. Ama şunu söyleyeyim. Dolunay kötü bir şey değildir. Dolunay'ı yaparlar. Bak söyleyeyim. Şimdi 30 Nisan cadı bayramı gibi algılanır ama 30 Nisan'dan aslında sonraki ilk dolunaydır. Ama en meşhur günleri 31 Aralık. O da bu sene mesela 6 31 Aralık değil mi? 31 Aralık bir tane daha gün vardı. İşte bak onu söylüyorum. Halloween dediğimiz aslında ne zaman? 31 Ekim. Tamam mı? Bunun takip eden ilk dolunay onların yılbaşısıdır. 31 Aralık ve 30 Nisan'ı bu iki tarihi en önemli gün olarak belirlemişler. İlk dolunay. Evet, ayrıca dolunay yılbaşısıdır. Yılbaşı diye başlar ve ekinoksları, onların bir ay sonraları önemlidir. 30 Nisan'dan sonraki ilk dolunay da önemli ikinci bayramdır. Ama Rezan Hanım ben şöyle bir itirazda... O da bu sene şeye geliyor tamam, yani zaten. Doğayı araştırmak gerekiyor, şimdi, bitkileri araştırmak gerekiyor. Ayın insan üstündeki etkileri gerçek zaten. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunların toksik bir takım maddeler kullandıklarını da ben diyorum. Sonra merhamleri vücutlarına sürdüklerinde paralize oluyorlar.
bir çeşit felç yaşıyor. Aslında cadıların uçtuğu yalan. Yani normalde havaya havalanmıyor süpürgeyle ama neden öyle söyleniyor? Bakıyorlar ki yatakta paralize olmuş kadınlar. 10 tane cadı. Vücutlarına merhem sürmüşler. Doğru, toksik, olabilir. Zehirli bitkilerden oluşturmuşlar. Felç, yani yarı felç durumundalar. Bir çeşit ruhsal bir şey, çıkış yaptıklarını öne sürüyorlar. Orada toplandıklarını. Yani sanki rüyalarda buluşmak gibi bir şey gibi düşünelim. Bu zararlı bir şey ama o bitkiler tehlikeli değil mi yani onları kullandıkları? Bazı mantarları mesela kullanarak bir takım bilinç yükselmeleri ya da değişik halüsinasyonlar görebilirler. Yani bu da bir anlamda uçmak değil. Öyle bir şey söylüyorsunuz ki bilinç yükselmesi. Tamam da bilinç yükselmesi derken insanı öldürür o ya. Halüsinasyon, yani, halüsinatif etkisi olan bir bitki zehirlidir aynı zamanda. Ve, bilgisiz ve kontrolsüz her şey insana zarar verir. Yani ben her şey zarar ben verir, tarafsız birisiyim ama ben şunu söyleyeyim kesinlikle bu işin çok tehlikeli yanları var ve zaten bir Müslümanın kesinlikle böyle şeylerle ilgilenmemesi gerekiyor. Ama tabii ki doğayı araştırmak buna karşı değilim. Herkesin inancına da saygı duyuyorum. Fakat bunu fazla kurcalamak gerekiyor. Ama bunun eğlence olmaz, tarafı da var. Mesela ben. Halloween bayramı son dönemde, son yıllarda Türkiye'de kutlanıyor. Eğlence amaçlı. Yani insanlar hani o kıyafetleri giyiyor, bal kabağı kullanıyor. Veya dolunayda, yeni ayda suyunuzun içine bir tane gül yaprağı atmak, biraz limon suyu sıkmak. Onun dışında gül yağı ile esans yapmak, dolunayda biraz yoğunlaşmak. Mesela ben dolunay adı çıkmış bu arada. Dolunay kötü bir şey değil. Peygamberimizin dahi Mehmet Bey'e soralım. 13-14 değil mi Mehmet Bey? Yani kötü değil ki dolunay. Aksine iyi bir şey. Biz, bizim dinimizde çok yani şey olarak tabii ki bunun onun için yani oruç günleriyle ilgisi yok ama yine dolunay, yeni ay bunlar önemli. Yani tabii kötü şeyler değiller. Değil. Allah'ın yarattığı kesinlikle memurlardır vazifeli. Ve hatta mesela dolunayda kişinin rüyaları tetiklenir. Ay yeni ayda ve dolunayda mesela bir haftadır rüya görmeyen kişiler bazen diyor ki ben dolunayda ilginç rüyalar gördüm diyor. Evet. Yani bizim dünyamızı da etkiliyor fiziksel anlamda. İşte neyi aldığınızla ilgili yani bunu iyi yanını da alabilirsiniz, kötü yanını da alabilirsiniz. Sonuçta herkes Müslüman ve inanıyor. Bundan olumlu bir şey alıyorsa veya bir insana bir şekilde faydası oluyorsa bunun kötü olduğu çok iddia edilemez diye düşünüyorum. Ama yani nereden baktığınızla alakalı. Bugün modern cadılara baktığınızda Amerika'ya gidip hakikaten hepsi bu işin şifa tarafında olduğunu iddia ediyor ve onun dışında araştırma yaptıklarını, insanların iyiliği için doğayla ilgili araştırmalar yaptıklarını söylüyorlar. Evet. Bunda kötü olan bir şey yok. Geçmişte de yanlış anlaşıldıklarını iddia ediyorlar evet. Orta çağda. Ama şeytani ritüeller var, onu konuşalım. Var, yani, o ayrı bir kısmı. Bence kesinlikle tehlikeli bir şey. Ama günümüzde yani şeytani bir sürü insan var cadı olmayan. Yani evet. Bu cadılığa mal edilmemeli belki de. Efsun'a da sorularımız olacak. Kurban vermek de onların bir parçasıdır. Onu biliyoruz. Merak etmeyin. Evet. Evet, kurban verilir. Kurban herkes, her din kurban verir. Bunu unutmayın lütfen ve bizim kurbanlarımız sizin kurbanlarınız Lucifer'e veriliyor. Bakın, bizimkiler Allah'a. Sadece otlardan oluşan kurbanlardır. Buna ister inanın ister inanmayın. Çünkü sonuç olarak burada ruhsal bir olgudan bahsediyoruz. Ruhsal bir olguyu kimse kabul etmek ya da kimse ispatlamak zorunda değildir. Size bir soru sorabilir miyim? Ama tabii lütfen buyurun. Allah da diyebiliriz. Bizim için hiç problem değil. Yani peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bugün de erkek cadıların olduğunu öğrenmiş oldu tüm Türkiye. Konuklarımıza da son sözlerini alacağız. Sizden başlayalım. İki tane cadıyla diyaloğa geçtik bu gece. Sadece şunu söyleyeceğim onların öğretileriyle ilgili. Yaptıkları her şey üç katı olarak onlara geri dönüyor. Onların öğretilerine göre. O yüzden mutlaka bunu göz önünde bulunduruyorlardır. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Evet, kitabınız da var onu da evet, isterseniz. Kitabım onu baştan çıkar. 7 ay önce çıktı ikinci kitabım. Burada da doğaüstü konularla ilgili, melek enerjisiyle evet. ilgili merak ettikleri varsa izleyicilerimiz. Sizi gündüz yayınlarını davet etmek isteriz. Okuyabilirler. Teşekkür biz çok teşekkür nice. Ederiz. Reza Hanım çok kısa hemen toparlarsınız. Ben bir kültürün ve bir bilgi birikiminin bilginin akması gerektiğine inanırım. Her fikri, her düşünceye açık olabilirim. Ne benimki iyidir ne onlarınki kötüdür. Çok teşekkür Mustafa ederim. Böyle de biz barışı Reza çok teşekkür ederim. Sağladık. Onlar bize sempati Hanım vardır. Gelen soruları cevaplayalım. İnançlı birisidir. Defalarca Umre'ye gitmiştir. Allah inancı evet. olan bir kişidir tabii Reza Hanım. Tabii kesinlikle bunu söylerim. Kudüs'e de gitmişimdir. Ben konuklarına çok teşekkür ediyorum. İslam dini son dindir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evet. Hatemül Enbiya'dır. Peygamberlerin sonuncusudur.
Doğru yol İslam'dır. Ben her zaman bunu söylüyorum. Twitter'dan da çok fazla tweet gelmiş. Evet, evet, elhamdülillah hepimiz çok, Müslümanız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katılanlara herkesin dini, herkesin dini yönden yargılamaz. Süremizi açtık. Çok özür diliyorum. Söz hakkı veremeyeceğim. Değerli izleyiciler, yarın saat 23.10'da Kurtlar Vadisi Pusu'nun ardından canlı yayında biz burada olacağız. Yarına dek görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.